Recim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kul Rabbi euzu bike min hamazatin şeyatin. Ve euzu bike rabbiyen yahturun. Sadakallahul azim. 13. lemadan. Hayatın içerisinde bir ders olacak. Hayatta ve eylemde olmayan bir dersi pek seçmiyor, yapmıyor. Yani tefekküre, düşünceye yapıyoruz ama az yapıyorum. En çok lazım olan mesela kişinin kendi içsel alemindeki dengeleri bozacak düşünceler veya eylemlerin birbirine çatışmasından yapıyorum. Hele hele aileye çok yapıyorum. Geldiğim yerlerden hepinize selamlar var. Almanya'da. Evetsi gün geldim. Orada da hemen hemen öğleyin derslerinde, akşam derslerinde bunu tercih ettim. Herkesin toplandığı şeyde. Yani nedir? Akrabalar münasebetlerinde, bu akşamki dersimiz, akrabalar münasebetlerinde, aile ortamında, karı koca münasebetlerinde çoğu zaman hata yaptığımız, haklıyım zannıyla karşıki tarafı ve kendimizi yıktığımız ve kendi elimizle hapishaneye girmemize sebep olan vasıflar, ölçüler. Yani ölçüsüzlükten ölçü çıkmış bizde. Bakayım neymiş? Üçüncü nokta, 88 lemalar. Yani evde bunun şu dersin kırıntısını ya, parçasını böyle uygulasak, evde cennet olur yani. Yoksa cehenneme dönüyor yani, kaldıramıyorsun. Kalkmaz ki zaten. Bak ne olur. Bununla alakalı, mevzuyla alakalı geçerse sorunuzu alabilirim. Yani keşke şu mevzuya da girseydi derseniz sorabilirsiniz. İnsanın hayat içtimaiyesini ifsat eden, cemiyet hayatını alt üst eden, bozan bir desise-i şeytane şudur ki, şeytanın desisesi. Nedir o? Hakikaten insan cemiyet hayatında akrabalık münasebetten alt üst eden şu şeye var. Bir müminin bir tek siyesiyle bütün hasenatını örter. Yani bu kadar güzel sıfatları varken bir tane kötü sıfat, seyyye. Hepsini kapatıyor. Sen zaten böylesin ya. Hep böylesin zaten. Ne zaman hep böyleyiz? Hiç yok mu arada güzel? Yok. Ne zaman? 2 sene önce düğüne de giderken. 3 sene önce köye de gitmiştik. Yani nasıl topluyor? 3 sene, 5 sene, 7 sene. 7 sene önce demiyor. Falan yerde evinize gitmiştik ya böyle. He. Orada da böyle demiştim. Ha? Peki 7 seneydi o. Olsun. O kafa değişmedi ki sen. Gene öylesin. Onu birleştirmiş. Peki bu arada hiç güzellik yok mu? Var ama unutulmuş. Ne yapıyor şeytan? Sanki yeni demiş gibi 7 sene önce, 11 sene önceki. Şimdi hop topluyor. Şu anda demişim ki hemen o geniş zamanda gayet normal olan. Geniş zamana baktığın zaman gayet normal. Mesela şöyle düşün. Yemeğin içerisindeki tuz ne kadar da hoştur. Onu tek başına ye bakalım. Bütünlük içinde yeme. Tek bakalım. Yenir mi? Zehir olursun ya. İşte biz yemeğin içerisindeki tuzu yemeğin dışına çıkarıyoruz. Tek başımıza yemeye çalışıyoruz. Yemeğin dışında o tuz ne kadar zehirdir, o yenir mi? Ya bütünsel baktığın zaman, ya bunun hiç iyiliği yok mu ya? Kardeşler, vefa âli ruhların sıfatıdır. Vefayı süfli ruhlarda arama. Vefanın alt veri tabanlarını çiziyorum. Araştıran bir insan olarak söylüyorum, öyle ezber söylemiyorum. İnsan kendisine ne kadar zaman ayırırsa, kendisine
kendisini tanırsa o kadar farkındalığı olur. Ben mevcudattan farklıyım. Yani şu mevcudatın, sürecin, bütün varlığın süreci değilim ben. Bütün varlık bendendir. Yani kendine değer verirsen o kadar farklı. Yani kitap okumak, derslere gitmekle. Kendini tanımadan farkındalığın artar. Farkındalığın arttıkça ne olur? Vefan artar. Vefanın, ki imanın hassasıdır diyor Allah Resulü, vefanın, âli bir vefanın zaruni neticesi de imandır. İman. İman, imanın sıfatıymış vefa. Peki kime en büyük vefa? Kendine vefa yapacaksın. Allah'a vefa yapacaksın. Nimetlere vefa yapacaksın. Sana iyilik yapanlara vefa yapacaksın. Bir insan, haşa, şeytan değil ki ya. Her şeyi şer. Bir insan melek değil ki, her şeyi hayır. Ne hayır ne şeri olan hayvandır. İnsan hayvan da değil. İnsan ise beşerdir, bişer. Yani zıtların toplamıdır, cemidir. Şu kabın içerisindeki beşer, zıtların toplamıdır. Ne kadar sen ondan sıyrılırsan, oradan arınırsan, güzel sıfatların, o arınmak miktarı kadar insanız. O kadar insanız. Şimdi diyor ki, bir müminin bir tek seyyesi, bir hatasından dolayı bütün hasenatını örter. Şuraya bak ya, Recep kardeş. Bir seyyiye ya. Yok mu başka güzel tarafın ya? Bunu aileye tut, uygulayın, eşine. Sen böylesin zaten. Lan niye böyle değil ki, hep böylesin. Hep niye genelledin? Hep böyle değil ki. Bir defa olmuş böyle. Şeytanın bu desisesini dinleyen insafsızlar, mümini adavet ederler. Tam da mesela benden hiç iyilik olmadı mı ya? En azından benim size en büyük iyiliğim diyorum ki Müslümanlara, varlığımdır. Çünkü senin onayladığını, ben de onayladığım için senin imanını teyit ediyorum. Sen haksın, doğrusun diyorum. Çünkü senin inandığın Allah'a inanıyor. Senin inandığın peygambere de ben de inanıyorum. Onayladığın Kur'an'ı ben de onaylıyorum. Benim size en büyük iyiliğim varlığımdır. Nedir o? Senin inançlarını teyit ediyorum. Yani o birbirimizin imanımıza kuvvet veriyor böylelikle. Peki bu kadar da güzellikler olmuş. Duymuşsun birkaç tane kötü sıfat. Şimdi bunu akrabana uygulan. Ne cenaze ne cenaze mi? Allah Allah. Geçemezsin bu yoldan. Geçsen ne olacak? Şimdi kimse yapmıştık ya. Basit basit şeylerle. Gurur ya. Çok acayip ya. İnsan hani haksız olur, haksızlığını anlar ama aşamaz. Tamam anlarız da. Bir tanesi diyor ki Almanya'da, Allah onu da sizi de beni de affetsin. Diyor ki, çok ağrıma gitti ya, buraya kadar da taşıyorum. Ya Rabbi, Müslümanlara yardım et bu konuda. Eşiyle sorunlu. Eşiyle sorunlu. Diyor ki, dedim derdin ne senin? Her gelişimde seninle meşgul oluyorum. Düzeliyorsun, ertesi gün de aynı. Allah Allah. Abdullah. Her gün ya, her gün geliyor akşam, her gün de aynı, düzeltiyoruz. Veya düzelir gibi, rahat diyor, gene ertesi gün aynı. Dedim ki, derdin ne senin ya? Nedir derdin senin? Ne dese hiç ömrümde duymamıştım. Dedi ki, ya abi dedi, eşimle münakaşa ediyoruz ama haksız olduğumu bildiğim halde ben haksızım, o haklı. Başka onun bazı şeyleri hissetmiş ama ifade edemiyor. Onun hissettiğini yapıyorum. Kimse bilmiyor diyor. Daha rezilim. O haklı diyor. Haklı olduğu halde haksızsın diye bağırıp çağırmak onu cerbeziyle yani susturarak haksız duruma getirmekten gelen vicdan azabından haberin var mı senin diyor. Yapma diyeceksin değil mi? Kendisi diyor ki yapma diyeceksin. Yapamıyorum. Yani haklı, haksız olduğunu ispat etmeye çalışıyorum. Belki de susturuyorum ve şeyle, celbeziyle, mantıkla kandırıyorum. Ama vicdanım beni kandıramıyor ki.
Vicdanımı da kandıramıyorum. O beni yakıp yıkıyor. Şuraya bak. Fatih, yaksın, haksızsın. Sen haklısın, ben haksızım. Ama öyle yapıyorum ki seni. Sus. Öyle değil işte, şöyleydi, böyleydi falan. Peki diyor. Peki seni susturdum. Bu susar mı? İşte derdim bu diyor. Vallahi ben oraya giremem. Buraya, yani burayı ben ikna edebilirim ama buraya giremem. Çünkü kalp nazargâh-ı ilahidir. Melekler bile bakamaz oraya. Allah'tan başka. Yani oradaki o vicdan azabını. Ya Cenab-ı Hak, halbuki Cenab-ı Hak haşirde Allah haşir meydanına bizi toplayacak. Kabire gideceğiz. Haşir meydanı toplayacak. Önümüzde cennet cehennem olacak. Ve bizi o hesap meydanında, kantarda adaletin terazisi şöyle olacak. Adaleti mutlaka ile mizan ekberinde amali mükellefini tarttığı zaman hasenatı seyyata galibiyeti, mağlubiyeti noktasında hükmeyler. Hem seyyatın esbabı çok ve vücutları kolay olduğundan bazen bir tek hasineyle çok seyyatını örter. Allah'ın işte adaleti şu, zaten gelecek. Siz de birbirinize dünyada böyle bakın diyor. Kantar. Kaç tane iyiliği var? Koy. Kaç tane kötülüğü var? Koy. Bu adet. Bir de buna kalite koyacak. Mesela çok zor şartlarda biz iyiliği var. Belki bu 1000. Yani günah yaptı ama o kadar müsait ki yapmaya, yani o günahına direnmesi çok zor. O günahın bilinen cezası da değil, daha aşağıdan verilecek. Yani şu, %51 sebabım var, %49 günah. Allah'ın adaleti, adaleti mukınası, muvazeni amal ile oluyor. Yani hasenat, seyyat, iyilik, kötülük. İyiliği fazlaysa bu adam iyidir. Kötülüğü fazlaysa bu adam kötüdür. Peki biz ne yapıyoruz? Bu kadar güzel iyiliğim var. Ya abi benim kötülüğüm bir sürü de var. O senin dünyanda. Benim dünyamda öyle değil. Ben seni çünkü gördüm. Eşin. Eşe uyguluyoruz. Akrabana uyguluyoruz. Ya onun bir tane seyyatını gördün. Ama hasen bak namaza gidiyor. Allah'a iman ediyor. Oruç tutuyor. Yani Müslüman yani. Şimdi bizim mutlalı olduğumuz, haberdar olduğumuz biz kötü sıfatı. Tart bakalım. Senin dünyanda iyiliği mi fazla, kötülüğü mü fazla? Ona göre muamele edin diyor. Bir de bak ek getiriyor Selam. Diyor ki günah işlemek çok kolay bu asırda. Bak ne diyor? Aha, şu, okuyayım orayı. Hem seyyiatın esbabı çok. Günahların sebepleri çok. Ve vücutları kolay olduğundan kolay insan ulaşıyor. Bir tuşla ya. Bazen bir tek haseneyle çok seyyiatını örter. Yani insan acayip bir şey ya. Bak bir tek seyyiyle binlerce hasenatı nasıl örtüyor? Mesela akşam namazında oturdunuz, sabaha kadar 10 cüz okusanız. Durmaksızın 10 cüz. Tam ezan okunurken 10 dakika kötü videoya girsen bütün aletin gitti. Tam tersine gitse bir şey değil. O da artık ruhuna öyle bir çizik oluyor ki çıkmıyor. Yani o çıkmıyor işte. Yani ne diyor? Diyor ki seyyiatın sebepleri çok, vücutları kolay olduğundan bazen bir tek hasene çok seyyiat örter. Niye bunu söylüyor bize? Yani o eşin veya kızdığın kişi bu günah yaptı ya ta. Yani onun diyor burada söyleyecek hissesine bak. Bir, şeytan var. İki, cemiyet var. Kötü arkadaşı var. Bir de nefsi var. Ya bu kadar şartlar içinde bir nefsi var ya onu da affet diyor. Ki bir şey söyleyeyim size. Affetmiyoruz değil mi? Affetmiyoruz. Bak Veysel. Zannediyoruz ki ona kötülük yapıyoruz. Affetmemek, kin ve nefret ne biliyor musun? Hapishane. İçimizi yakıp yıkıyor ateş gibi. Düşünün ki ne olmuş? Peki ona bir zarar oluyor mu? Yok.
İçeride hapsolmuşuz. Kin ve nefret, adavet bizi hapseder. Haset kuyuya indirir. Yusuf'un kardeşleri gibi. Peki affettiğin zaman ne oluyor? Onu affettiğini zannediyorsun. Affedince. Hayır. Hapishaneden çıkıyorsun. Seni blok etmiş ya böyle. İkide bir meşgul ediyordum. Bu şey demiyorsun ya. Peki seni ikide bir meşgul etmiyor. Duyduğun zaman moralin bozuluyor. Affettiğin zaman ne oluyor? Kapılar açılıyor. Sen affediliyorsun biliyor musun? Sen. Ya boş ver onu, sen affetsen de affetmesen de ona bir zararı karı yok. Ama affettiğin anda sen hapisten çıkıyorsun. Adavet, nefret, öfke hapistir. Haset kuyudur. Ya. Acayip bir şey. Mesela bir şey söyleyeyim ben. Eskide düşünürdüm de çok garibime gidiyor. Onun için tebessüm ediyor. Ahmet. Misal, senden örnek vereceğim. Sen bir sene önce öğle namazın farzı haklı olarak ahirette karşımıza çıkacak değil mi sevabı? Bakacaksın ki onun sevabı İsviçre'ye gitmiş. Senden çıkmış. Nasıl biliyor musun? Değil de örnek için dedim. Mesela birisini gıybet ettin. Geçti onun oraya sevap. Kime gıybet ettinse sevabım oraya gitti. Onu da birisi gıybet etti. Geçti şeye, Nevşehir'e, akrabası. O da birisini şey yaptı. Öyle dolaşacakmış o şeye, hasene. Oho, başlangıçta Selahattin yapmıştı. Bir baktı ki adam Kırşehir'den çıktı. Öğle namazın sevabı. Kimlere gitmiş? Bir baktın ki sende bir sürü günah. Ondan. En son sende patladı, öldü. Sen onu gıybet, iftira ettin, ne şey yaptın. Gıybet ettin, sende kaldı o. Vefat edince aldıklarında verdiklerin bitiyor. Bir bakıyorum bir sürü günah var. Benimle ne alakası var? O onu gıybet etti, o da onu gıybet etti, o da onu iftira etti, o da onun hakkını yedi, o da onun hakkını çaldı. Oradan katlandı. Tam ben de bir gün etmedim ama gıybet edilen bir ortamdaydım. He ya, zaten o adam şeydi. Tak diye sana da ise geçti. Tam olmasa bile o günah sermayenin onda biri geçti. Elimde patladı, vefat ettim diyecekler ki sen artık böyle bir şey yaptın. Allah Allah. Ya bu adamın pis günahı bana nasıl geldi ya? Seni de günahın da gidiyor. O bir günah vardı, bekliyordu. Tamam mı böyle? Ya şu videoya baktık, şunu yaptık ya. Haram yedik, kardeşimin hakkını yedim. Sonra bir baktım ki benim şeyim Mersin'de çıktı. Bende gitmiş. Günah. Gıybet ettin. Gıybet ettiler. Seni verdin başkasına. Saldın başkasına. Yani hasenat ve seyyiatla sabit kalmayacağız biliyor musunuz? Antika tarafta olacak gibi geliyor. Fatih düşünmüş mü? Çok antika. Deftere bakacaksın ki Allah Allah nerede? Ulan bir baktın ki Moskova'da takvalı bir namaz kılmışsın. Sebabı gelmiş. Ulan ben Moskova'ya ömrümde gitmedim. O ona gitmiş sebabı. O da ona gitmiş. Oradan derken sana sen de bitmiş. Patlamış sende. Ama İnşallah sevaplar patlar hep abi. Bir de baktın ki bir yerde kumar oynamanın sevabı günahın 20'de biri sana gelmiş. 20'de bir. Ulan nereden geldi, ben nerede kumar oynadım ya? Yani şimdi adam bir tanesi Hatay'da kumar oynadı. Onu birisi tenkit etti, geçti mi oraya? O onu tenkit etti, o onu gıybet etti, o onun hakkını yedi, o bile ne yaptı? İftira etti derken Fatih de dedi ki ya bırakın ya. Oradan o adam zaten şeyden hop tak sana da geçti. Şimdi sen de vefat edip patladı sana. Çok kötü değil mi? Ben bazen düşünüyorum biliyor musun? Allah'ım ya Rabbim, bu benim sevabım acaba bende mi? Bende kalacak mı? Bilmiyoruz. Günahımız da sevabımız da bizde sabit kalacağından emin değiliz ha. Birisi seni gıybet etti, o verdin günahını. Verdin sırtına. O. Büyük zatlardan bir tanesi öyle gıybet eden ki Hasan-ı Basra Hazretleri. Gıybet edene tatlı göndermiş. Demiş ki gıybet ettiniz dedi. Duydum ki gıybet ettiniz. Çok minnettarım. Benim günahımı diyor haşır meydanın dehşetinden beni kurtardığınız için diyor bu hediyemi
Lütfen kabul edin. Az diyor ama gücüm bu kadar diyor. Yoksa bu kadar büyük fedakarlığınıza mukabil benim şu naçizane şu tatlı ikramım hiçbir şey değildir demiş. Eylemini de söyleyeyim size. Mevlana'nın amcasının çocuğu ağzıyan olmuş. Amcası, amca çocuğu. Onu yapmışlar, bunu yapmışlar, düzelmemiş. Mevlana'ya getiriyorlar. Kitabında yazıyor. Olmuş. Hikaye değil. Dua etmiş, ağzı çözülmüş, tabii hakkını helal etmiş. Demiş ki, kardeşim, tenkit ettiğin, eleştirdiğin, kızdığın insana bak ki, belki bir âli bir sarayın kapısında bir köpektir. Köpektir ama diyor, sarayın kapıcısı, kapıcılığını yapıyor. Bakarsın o köpek sahibine, köpeğe bağırmanla, kızmanla köpeğin sahibine dokunur. Biz köpeğiz ama âli bir sarayın kapısında köpeğiz. Köpeğe kış dersen bazen o sarayın sultanına dokunur. Biz hakkımızı helal ettik. Meğer şey yapmış, gıybet etmiş onu. Ağzı yamulmuş. Şimdi ağzı yamulması da nimet. Bu günahlardan hiç tokat gelmiyorsa Allah selamet versin. Kaldı ahirete. O çok kötü. Bak nereye sıçradı, oraya sıçradı ama orada patladı. Orada hakkı helal ettim deyince patladı, durdu. Tamam. Ama Hasan-ı Basri'ye edilen gıybeti öyle olmamış. Tatlı göndermiş, tebrik etmiş. Naçizane bu hediyemi kabul edin diyor. Yani sizin yaptığınız fedakarlığa göre bu hiçbir şey değil diyor. Yaptığımız amel inşallah bizde kalır. İstemeyiz bir Müslüman ama yaptığımız günah da kafirlere, zındıklara, sıfyanlara gitmesini nasip eyle ya Rabbi ya. Onlara gitsin ya. Bu Rüştü abi hep bize motive için derdi ki doğru. Müslümanın günahın diyor, ahir zamanda Müslümanların günahının bir mislisini sufyaniyete yüklenecek diyor sufyana. Sebebiyet verdiği için. Dedim Rüştü abi o zaman sorun çıkacak mı derdim. Yani iktidar, ihtiyar, salayet, mesuliyet yani fetret derecene göre senden sıyrılacak diyor. Ona yüklenecek. İktidar, ihtiyar, salayet, mesuliyet yani fetretimize göre yani mesela diyelim ki ilkokula gittik ne ailemiz ne biz şeyi bilmiyorduk yani olayı bilmiyorduk, hadiseyi bilmiyorduk. Malum sistemi bilmiyorduk, sistem içinde doğduk. Allah-u Alem benim kanaatimde o sistem içinde bilmeden yapılan inşallah ona yüklenecek. Ama bildikten sonra biraz zor tabii de. Çünkü bu derslere gel, oku, hadiseyi tanı, biraz zor tabii. Demek bu dünyada o adalet ilahiye noktasında muamele gerektir. Yani Allah'ın adaleti nasıldı? Muvazene-i amal. Yani hasenat seyyiatına göre. O zaman birbirimize öyle bakmamız lazım. Hasenatına bak, seyyiatına bak. İyiliğine bak, kötülüğüne bak. Hemen bir çırpıda bir şeyle çöpe atılmaz ya. Çünkü mesela bazılar diyor, o dünya bitti diyor. Tamam anlamını yitirdi. Yani her şey bitti diyor. Ben sokağa bakıyor. Yani çok acayip. Pakistan'dan iki tane bakan gelmişti. Demiş ki gitmiş rapor tutmuş. Bizzat okudum ben raporu. Türkiye bitti diyor ya. Bir başka bakan gelmiş. Milletin bakanı. Ustad zamanında okumuş. Türkiye diyor, alem İslam'ın diyor, abin liderliğini yapacak hayze sahiptir diyor. O hamiyet, o ruh devam ediyor diyor. Sebebi ne biliyor musun? O gitmiş plajlardan, sinemalardan falan bakmış, raporu tutmuş. Ötekisi de cami medresesine ustadı ziyaret etmiş. O ruh devam ediyor demiş. Ya. Eğer bir adamın iyilikleri fenalıklarına kemiyeten, adet veya keyfiyeten kalite itibariyle ziyade gelse, o adam muhabbete ve hürmete müstahaktır. Bir adamın iyiliği ya adet bakımından veya kalite bakımından. Mesela bir hasene yaparsın veya birisi yapar bak Recep abi. Vallahi bin tane seyyiyetini, seyyiyasını örter ya. Bir atıfı buldun diyor usta. Bir kişi hidayete vesile olmuş. Bin kişiyi buldun diyor değil mi? Kimdi o ya? Fatih burada mı? Ustadın o bir talebesi varmış. Bin kişinin İntibana vesile olmuş İsparta'nın. Neydi o zatın? Adil Cevazlı Bekir Ağa. Ha, Adil Cevazlı Bekir Ağa. Barla layıkası. Barla layıkası. Ne yapmış biliyor musunuz?
Okuma yazması da yok. 1000 kişinin uyanmasına, İsparta'nın ayağa kalkmasına vesile olmuş bir kişi. Geliyormuş böyle. Koltuğun altında. Diyor ki, müftüye gitmiş. Memure gitmiş. Ben dedi, o kardeşim nasıl hitap ediyorsa, okuma bilmiyorum diyor. Bak buraya kadar geldi diyor. Bana bir sayfa okur musun diyor. Gözüm, hem okuma bilmiyorum, gözüm de şey yok diyor. Kısmen amaymış. Ama, bana bir sayfa okur musun? Baktılar ihtiyar adam, hem de görmüyor. Hem okuması da şey yok. Ümmiymiş diyor, da öyle diyor. Ümmi diyor. Ümmi diyor. Bana bir sayfa okusana demiş ya böyle. Sen oku demiyor, bak bana okur musun dedi. Görmüyorum dedi, yaşlıyım dedi evladım. Tabi ne demek demiş adam. Müftüye vermiş. Müftüye de İhlas Risalesini açmış. Bir sayfa. Bu ihtiyarı demiş ya buraya kadar geldi, niye geri gönderelim? Ondan sonra açmış, okumuş. Ya be, amca demiş, okudum tafsilatını da. Ya biraz da okuyalım mı dedi. İyi olur evladım dedi. Yani ben dedi, başkan biraz da bunu beraber. En son dedi ki. Bunu bana bırak. He? Bu kitabı bana bırak. Dedi ki, bunu kendin için değil, ben anladım diyor. Allah benim için gönderdi. Bu benim, benimdir benim. Bunu bana bıraksana, versene, vermemiş. Demiş ki bana ödünç ver demiş. Bir ay ödünç vermiş. Müftiye. Ve uyanmış adam. İhlas Risale. Ona gitmiş Tabiat Risalesini çarşıda şey yapmış. Uhuvvet Risalesini. Bir sayfa okurken biraz da okumuş. Allah Allah. Şimdi onu okuduk. Tamam da onu okurken sana da tesir ediyor. Dedi amca demiş ya bir sayfa da okuyalım. Bu nasıl bir şey ya? Hemen el eti kiyi çarpılıyorlar yani. Risale-i Nur'u tarz beğenini gören nakayt kalamaz diyor ya kitapta. Biraz da derken böyle böyle her gün böyle şehri dolaşmış. okur musun demedi. Bana bir sayfa okur musun? Görüyor musun ya? Şimdi bunun için söyledim. Bir tek hasene, bir tek bir adam. Bazen bir adam koca bir şehrin, bazen bir insan da koca devletin gark olmasına, helak olmasına vesile oluyor. Böyledir. O zaman bir insanın bazen, yani çok günahımız olur, senin de olur. Ama bazen güzel bir amelin olur o zor şartlarda. Ki mesela zor şartlarda nöbet tutmak 10 dakika ama ölsen, donsan diyor, şehitsin. O zor şartlardaki nöbet, evliya oluyorsun ya şehit. Donuyorsun şehit. Görüyor musun 10 dakika? Ben o 10 senede beri uğraşıyorum, 100 seneye geliyor, şehit olmak çok zor. Onun için kim nereden kazanacağını bilmiyoruz. Biraz önce anlattığım gibi elimize ne patlayacak bilmiyoruz. Belki de günahlarımızı almışlar ya. Hele hele benim son hadiselerde, vallahi benim günahlarım Allah bilir nerelerden çıkacak. Vay o zaten şöyleydi, tak bir kısmına. Yok bu denilir mi ya? Tak bir kısım da ona. Tamam. Onun için hepsini minnette abi. Hepsine teşekkür ediyor. Gıybet eden, iftira eden, hakaret eden, küfredenlere hakkımızı helal ediyoruz. Ettik yani. Ama Allah eder mi? Onu bilmem. Dava eder mi? Bilmem. Bizi davasına istihdam eden hizmet imanı Kur'an'ı eder mi? Onu bilmem. Ama bana düşen ben ettim. Ustad da diyor ya, ben hakkımı helal ettim ama Kur'an onu affetmedi diyor. Ben affettim ama Kur'an onu affetmedi diyor. Hatırladınız değil mi? Ya. Eğer bir adamın iyilikleri fenalıklarına kemiyeten veya keyfiyeten ziyade gelse o adam muhabbete ve hürmeti ustad. Bir kişi birisinin imanına vesile olsa veya bir kişi o kızdığımız kişi Allah onu seviyor. La kardeşim Allah onu sevip sevmediğini biliyor musun? Yok. O zaman hüsnü zana memuruz. Eğer kızdığımız, nefret ettiğimiz, cunu cühünleme dediğimiz insan Allah'ın sevdiği insansa Allah'ın sevdiğine adalet etmenin bedeli ne kadar ağır olur ya? E peki ne yapacağız? Ya niye adalet edeceğim ya? İşine bak işte. Niye ben bu rızka gireyim ya? Belki o kızdığımız insan Allah'ın sevgili kulu. Bilmiyoruz ki. Masum ya.
Eğer bak bir de okuyorum, üç defa oluyor. Eğer bir adamın iyilikleri fenalıklarına adet bakımından veya kalite bakımından ziyade gelse o adam muhabbete ve hürmete müstahaktır. Belki kıymetli bir tek hasene ile çok seyyiatına nazar-ı af ile bakmak lazımdır. Mesela ustad diyor ya, ben iman, bu milletin imanını kurtarmasına vesile olmuşum. Yani sizin zannınızca kusurlu dahi olsam yüzlerce, bu hasene onları ortadan kaldırmaz mı diyor. Yani evde de böyle bakacağız. Eve uygulamak lazım. Öyle despotluk yok. Sırf size hitap etmiyorum. Belki bu kayıtlar kadınlara da söylüyor. Ya bu kadın iyiliği var. Yani en azından varlığı yetiyor. Bak bir misal söyleyeyim. Almanya'da duydum ki daha önce orada imamlık yapmıştım. Zalim bir adam. Hakikaten zalim. İçip içip gelip yani şiddet yapamıyor ama yani sahip çıkmamış ailesine, kadına terk etmemiş vesaire derken şuydu buydu, adam öldü. Duydum ki, ben de duydum, epey uzaktaydım ama yani şeydi, camiye geliyordu, hizmette de alakadardı hanımın. Neyse taziyeye gittik cenaze evine. Bir vesileyle o yaşlı halayı gördüm. Dedim ki, ya neyse baş sağ olsun, bu önce efendi dedi falan. Dedim ya, biraz baktım kimse yok, herkes gitti. Elhamdülillah dedim ya, biraz kurtulduk dedim, hala dedim ya, o dedim. Şey dedi, ulan nereden dedim ya? Ne diyorsun hoca efendi dedi. Dedim ya, bu içkili geliyordu, başına sıkıntı. Bir sürü bana da yakınıyordun yani, lojmana geliyordun. Bak işte dedim, hani Cenab-ı Hak kaldı. Ne dedi biliyor musun? Ya dedi, evde dedi bir nefesi olsa şimdi, o bağırıp çağırmasına da katlanırdı. Bir nefes olsa. Ben tabii taziyede biraz geç gittim mi? Demek ki iki kişi yaşıyorlardı. Bir nefes alıp verse diyor. Allah Allah. Garibime gitti ya. Bunu dedim ki ona, kimsenin şey karışmayacağım daha ya. Mehmet Recep kardeş, sen de karışma. Anladın mı? Ben şimdi iyi hala dedim. Kurtardık falan dedim. Tamam mı? Sen... Yani iyi oldu demek istedim de tam diyemedim orada ama anladım. Ne diyorsun diyor hoca efendi diyor. Bir nefes alıp vermesi yeterdi diyor ya. Olsaydı da olsaydı diyor. Allah Allah. Belki diyor bak, kıymetli bir tek kasene ile çok seyyatının nazarı af ile bakmak lazımdır. Halbuki insan, bak insana bak. Fıtratındaki zulüm damarı ile, insanda zulüm damarı var. Şeytanın telkiniyle, bak insana bir damar var, zulüm, çamaşır gibi ezer böyle, suyu çıksın diye. İki, şeytanın sol kulağına, affedersiniz hadis var, işemesiyle, şeytan işer, vehim başlar. Böyle bazen kulağının sol böyle bağır, böyle deri akar gibi, tansiyona benzer o. Böyle ondan sonra bir sıkıntı başlar göğsünde. Sakın onu yorumlamaya kalkma, hiç meşgul olma, o şeytandır. Hani var ya, hani kötü bir rüya gördüğünüz zaman sol tarafınıza tükürün. İşte o yani. Birincisi insanın zulüm damarı. İkincisi şeytanın telkini. Ne yaparmış? Bir zatın yüz hasenatını bir tek seyyiye yüzünden unutur. Mümin kardeşine adavet eder, günahlara girer. İyiliğini unutur ha. İyiliğini unutur. Nasıl bir sinek kanadı göz üstüne bırakılsa bir daha seteder göstermez. Yani mesela kafa diyor, 17. dilemada bir batma yükü kaldırıyor. Sırtımızda kalır. Ama sinek kanadı göze otursa koca da gözükmez. Dağ. Dağı göremeyiz. Neyi? Sinek kanadı. Öyle de insan garaz damarı ile, sinek kanadı kadar bir seyyiye ile, günah ile, hatası ile dağ gibi hasenatını örter unutur. Mümin kardeşine davet eder. İnsanların hayat içtimaisine bir fesat aleti olur. Bak sineğin kanatı geldi, gözü kapattı. Dağ gözükür mü? Gözükmez. Dağdan misal hasene, iyilik.
Sinek kanadı onun günahı. Yani onun günahı bize alakadar etmiyor biliyor musunuz? Ama sebabı bize alakadar ediyor. Onaylarsak o sebabını, layığı hizmet ediyor kardeşimiz ya. Maşallah. Güzel yaşıyor. Yani illa bir şey anlatması değil. İslamiyet'i fiilen yaşıyor. Fiilen yaşıyor. Mesela bir misal söyleyeyim. Başıma geçeni hem teneffüs ettirdim şöyle birkaç dakika. Hatay'dan geliyorum. Ondan sonra ismini de vereceğim yani. Ondan sonra dedim ki Ankara'ya yakın namaz kılacağım dedim. Sabah namazı. Durur musun dedim. Biz dedi orada tabela yazdık. Namazda durmuyoruz. Okumadın mı dedi. Ondan sonra hakikaten görmemiş. Dedim ne olacak? Şimdi tuvalet desem dedim. Evet tuvalet deseydin dururdum dedi. Ani böyle. Yani şimdi desek, şimdi yok dedi, bildiyorum dedi, o için duracağız. İyi dedim, bak şimdi. Bir seyye bak nereye mal oluyor. Dedim ki beni indir dedim, en yakın dedim şeye. Teneffüs veriyorlar ya, mola veriyor. Mola he oraya. Dedi ki, buralarda yok dedi, yalnız dedi burada kamyon mola verdikleri yer vardı. Kamyoncular yanaşıyormuş. Tamam indir dedim. Sabah namazı bu. Kaldı 10-15 dakika. Ben zannettim ki inmeyecek. Şaka yapıyor. Yavaşladı. İndiriyorum dedi. Tamam indir. İyi dedim. Eşyamı da ver. Ondan sonra bir uykudan kalktılar. Onları artık bilmiyorum. Ondan sonra kalktılar de o konuşurken döndüm. Onlara otobüse dedim ki sabah namazını dedim durmasını istedim dedim. Durmadı onun için iniyorum. Size hayırlı yolculuklar diliyorum dedim. İndi. Şoför dedi ki bak dedi beklemeyeceğim ha dedi. Bekleme dedim ver çantamı. Şimdi indim. Gittim terminale hemen. Tabii otobüs duracak yer değil. Otobüsün durmasını görünce dikkatlerini çekti. Gördüm tam. Koştum o çantamla. Böyle. Sabah sabah kamyoncular çorba içiyor. Beni gördüler. Yolcu yani. Onlar kamyoncu. Mola yerinin kamyoncular. Selamlar aleyküm selam. Koydum. Kardeşim dedim bana bir namaz yeri gösterir misin dedim. Öyle. Meğer birkaç tane işçisi var. Patron da kendisi çorba dağıtıyor. Soruyorum. Ondan sonra hemen göstereyim dedi. Bu sefer çantayı bıraktım. Bana hemen gösterdiler. Namazı kıldım. Baktı, dedi ki, kardeşim dedi, sen yolcu değil miydin dedi, yolcuydun. Şimdi namaz için dedi, indirdi dedi, beklemedi biliyor musun, otobüs gitti dedi. Zannettim, yok dedim, namaza dedim, hepsi de dinliyor. Dedim ya bu arada da bir şey anlatayım dedim. Hani farzlarda riya da girmez. Hem örnek olur arkadaşlar, o otobüslerde namaz meselesinde. Dedim ki, aynı anlattım, namazda dedim, dur dedim. Durmam dedi. Tabii o bir şeyler soldu da yani. Duyuyorum yani. Vay bilmem ne diye. Ondan sonra şeyden dolayı. Tuvalet söylesem dururdun ama evet dururdum dedi. O zaman kalayı bastılar böyle. Böyle duyuyorum. Bak şimdi. Dedi ki şimdi dedi namaz için mi durdun dedi o kepçe şeye. Meğer oranın patronuymuş. Namaz için durdum. Sen ne zannediyorsun dedim ya namaz için dedim. Nasıl gideceksin? Allah bir yolunu gösterecek dedim ya. İyi dedim. Ben dedim madem durmuşken dedi ki sana bir çorba vereyim dedi. Çorba ver. Oradan bağırdı o otobüs şoförü. Çorbası benden diyor. Hayır benden derken ortalık bir şey yaptı. Hakikaten sahiplendiler hemen. Hamiyet ya. Hamiyet. Hayır dedi ya ben dedi böyle bir şeyi kaçırır mıyım dedi o çoban. Ben patronum. Derken orada masada oturduk. Etraftaki masa derken o dinlerken sesimi yükselttik. Şimdi bir kaşık atıyorum ama hem tevhid anlatıyorum hem aşırı anlatıyorum. Herkesin bir derdi olsun. Vesveseye girdim. Psikolojiye girdim. Niye insan buhran, bunalım geçirir? Niye hayat anlamsız kılar? Niye canı sıkılıyor? Onlardan meğer bir tanesini Kırşehir'den meğer bir patronun oğluymuş şoförüyle beraber vesvesesi var. Artık yaşanacak hali yokmuş adamın.
Vesvese şoförün yanında oturmuş. Bazen arabayı otobüsü kamyonu kullanıyor. Bu işte hastaymış. Vesvese hastası ya, bitmiş yani. Oraya girdik, buraya, o konuya derken o soru soruyor, o vesveseden, o beyinden, o psikolojiden belki de bir iki saat giden gidiyor, gelen geliyor tabii. Dedi ki o benle geleceksin dedi. Ben dedi seni İstanbul'a gidiyorum dedi. Bizimle arayacağım. Bir öteki dedi ki ben hasta olan dedi ki arkadaşlar dedi. Hakikaten müsaade edin dedi. Bu hoca efendi dedi. Bizimle gidiyor. Benim bunun çok ihtiyacım var. Neyse otobüs kamyonuna bindim. Hakikaten o kadar vehim, o kadar vesvese hastası ki sanki Allah bunun için beni indirdi. Ta şehir kadar getirdi. Geç kaldık ama o şoför ve kendisi artık ondan sonra ailesini bilmiyorum. Nur talebeleri oldu çıktılar. Ondan sonra söz veriyorum dedi. O kitapları çantamda da vardı. Verdim. Ondan sonra şehrindeki adresi de verdim. Telefonu da verdim. Bak bir tane seyyiye. Bu adamın için bir bakıyorsun binlerce hasene. Sen şimdi bu adama düşman olduğun zaman bu seyyiye, bu hasenatına da düşman oluyorsun. Bak bilmiyoruz ki ne hasenesi var bunun. Ama niye düşman oluyoruz ki ya? Ne elimize geçecek ya? Fazilet değil ki. Hatta tenkitte diyor Emir Dağı'nda. Tenkitte sevap yoktur. Ama haklı dahi olsan gıybettir. Gıybet bahsine geçer. Birisini tenkit ettik, eleştirdik. Doğru söyledin, gıybet. Yanlış söyledin, yanlış mı söylüyorum Abdullah? Doğru söyledim, gıybet. Yanlış söyledim, iftira. Peki edilmeyecek mi? Bir şartla edilir. Umumu hukuksa, Müslümanları ifsat ediyorsa, şahsımızla değil, dinimize ve davamıza diyorsa, bu yanlıştır. Mustafa Bekut Sabri Efendi, mücadelesini anlatırken lemalarda, usta diyor ki, müfritane gidiyor diyor, yanlış yapıyor diyor. Allah da hatta beddua ediyor. Ebu Leheb'e beddua etmiyor. Elleri kırsın diyor. Hamaletel Hatab, cehennem oduncusu. Ha, ölçü şu. Şahsımızla alakalı ise hiç etme. Ama davamız da İslam'a ve Kur'an'a, yani Müslümanlar İslamiyet'i anlatıyorum zannıyla kaderi inkar ediyorsa, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hususi has olan kişiye söylediği bir hadisi, bunu bildiği halde has hadisini am yaparak insanların peygambere karşı muhabbetini azaltmasına gaye eden bu fitnekar, İslam ismi aldığındaki zındık diyor Kastamonu 151. Aynı böyle geçiyor, ben yapmıyorum, ismi öyle. İslam ismi altındaki zındık diyor. Kurnazcasına, Risale-i Nur'u bilmeyenlere karşı diyor, ifsat ve zehrin akıtıyor diyor. 151 Kastamonu bak, okuyayım şaşıracaksınız. İsmini söylüyor, kimin ismini bilmiyor, burada böyle geçiyor. Bak diyor ki, dinsiz filozoflardan ve Avrupa'nın zındıklarının eskiden beri Kur'an ve Peygamber'in aleyhissalatü vesselamın halatında medar-ı tenkit buldukları noktaları, sahabeleri, peygamberleri böyle insanlardan nazar düşürmek için bu İslam ismi altındaki zındık, ben uydurmuyorum, ha iki defa söyledim, avuçta olsun, ben uydurmuyorum, bu İslam ismi altındaki zındık kurnazcasına, saftir Müslümanlara ve Risale-i Nur'u görmeyenleri dinlettirmek, göstermek için öyle bir tarzda gitmiş ki Kur'an size yeter diyerek ve küfrünü gizlemeye çalışmış ki şeytanette şeytandan ileri gitmiş. Şeytandan da ileri gitmiş. Ya ama nasıl demiş? Üstad diyor ki İslam ismi altındaki zındık. Bu niçin buraya atladım? Fiili örnek gösterdim. Eğer umumu hukuksa ifade edilir. Şahsi hukuksa hazmedilir. Yani mütekelim vahde olsa musamahası amali salihtir. Konuya bir ama bak sana seni tenkit ediyorlarsa musamahası amali salihtir.
Mütekeli mal gayrı olursa, yani mevzu dinse, imansa, peygamberse hamiyetli olacaksın. Ya feveran edeceksin. Dinine hücum ediliyor ya. Kur'an'ına hücum ediliyor. Müslümanların kandırılıyor. Peygamber muhabbeti. Yani peygamberimiz ona has söylemiş, has. Hususi. Ahkam değil bu. Hüküm çıkacak değil. Has ve hususi kişiye hususi söylediği sözü alıyor. Sanki ümmeti bağlayacak bir ahkam şeklinde. Dolayısıyla divan olur mu? Dalga geçtiriyor. Bir de inkar ettiriyor hadisi. Görüyor musun? İşte İslam ismi altında dedi. Nereye yapıyor dedi? Kur'an ve hadise yapıyormuş. Bunu niçin örnek verdim? Bir daha söylüyorum. Umumu hukuk adına. Umumu hukuk olduğu zaman musaması yutman, susman amali talihtir diyor Muhammed. Anladın mı abi? Şeytanın bu desisesine benzer diğer bir desisiyle insanın selameti fikrini ifsat ediyor. Hakaik imaneye karşı sihat-ı muhakimeyi bozuyor ve istikameti fikrini ilan ediyor. Peki ne yapıyor? Bitti. Şöyle yapıyor. Bu sefer biz takılıyoruz ya tek bir şeye, eşimize, akrabamıza. Bu sefer insanın kafasına sanki yılan, akrep gibi bir şey giriyor. Virüs giriyor. Diğer doğru düşünce melekelerimize zarar veriyor. Düşünemiyoruz. Muhakemeli düşünemiyoruz. Virüs var ya, bir kanalla, bir televizyonda veya işte televizyonda olmaz da bilgisayarda bir şey seyrederken bir yere girdin, bir virüs aldın, oradan aldın. Tam o siteye girdiğin zaman olsun, hayır, bilgisayar girdim. Hepsini genelliyor ve istikameti kullanamıyorsun. İşte kafaya girdiği zaman böyle bir virüs, kafanın diğerlerini de, bak ne diyor, imanın selameti fikrini. Yani doğru düşünme, istikametli düşünme melekemize zarar veriyor. Belki bazılarının içine geçer. Ya ama böyle böyle yaptı, böyle böyle dedi yani. Kardeşim desin. Şahsi midir o? Dine mi yaptı senin o kızdığın insan? Dine mi yapmışsa? Tamam. Sen onu affedemezsin. Senin hakkın yok zaten. Dine yapılmış. Olsun olsun dinime desin. Senin hakkın yok. Ama şahsi bakımdan demişse affet, sen kazanacaksın. En azından hapishaneden çıkacaksın. Peki Kastamonu laikası ne zaman yazılmış? Hatırlayan var mı? Tarih. İsparta'da hangi sene bulunmuş? 8 sene. İsparta'da. İsparta'da. Barla. 1920. 26. 8 ekle. 34. Kastamonu'da kaç sene kaldı? 8 sene. 1934 ile 42 arası kalmış, bu telif edilmiş. Şimdi kaçtayız? 2020. 1940'da söylüyor. Biraz önce okuduğumu. 80 sene. Görüyor musun? Anladınız mı? Ve tam mevzu da aynı. Kur'an ve hadisi diyor. İnkar etme adına sahabelere ve peygamberleri de normal insan statüsüne koyacak. Sahabeleri ve dolayısıyla bu Kur'an geliyor ya bize. Nasıl gelecek bana? Bir sürü el olacak. Eğer ortada sahabe ve tabi'in, İmam-ı Şafii, İmam-ı Azam efendilerimi kaldırırsan bu bana nasıl gelecek? Anladın mı? Ve Kur'an size yeter deyince, Kur'an'da başka bir şey yok. Tamam çık aradan. 60 cilt kitabı var. Hani yeter deyince niye girdin araya? Bunu söyleyenin abi. Söyleyenin 60 cilt kitabı var. Hani yeter deyince? Evet, demek ki kendimizin ilk, eşimizin, çoluk çocuğumuzun iki, akrabalar üç, Müslümanlara böyle bakışımız şey olacak. Bunun tenkiti, hatası, kusuru şahsi midir? Din midir? Dine ait midir? Benim şahsımda beni tenkit eleştiriyor. Benim şahsımda davamı mı hicvediyor, aşağılıyor? Şahsıma mı? Şahsınsa affet. Ta ki hapishaneden çık. Eğer davansa gereken ne gerekiyorsa yani cevabı. Ya benim işte Risale-i Nur'u davamı tenkit ediyorsun, tarikatımı tenkit ediyorsun.
ben Nakşi tarikatımı işte hangi şeyde, ya öyle değil işte diyeceksin masum. Ama dinlemese muhatap olmayın. Demek ki şahsına geliyorsa affet, umuma geliyorsa eğer lüzumsa cevabını verirsin. İki, bir insanın hele ailede, akrabalık münasebetlerinde gördük bir yanlış, işittik bir yanlış, hemen onunla genelleyip onun güzel bir sürü sıfatlarını, masum sıfatlarını mahkum etmeyeceğiz. Etmememiz gerekiyor. Üç, gıybet, iftira ile hasenelerimiz başkalarına gidiyor. Başkalarının günahları da bize geleceğini de unutmamak gerekiyor. Onun günahı bizde patlamasın. Vâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemîn. El-Fâtiha temâsına.